orada artık zirveye geldik. Buradan sonra işin çıktısını almamız lazım. Bu çıktıda da bir güç oluşturmamız lazım. Ciddi bir tarımcıyım. Yani tarladan son nihai tüketiciye kadar olayların her sürecinde varım ama tarım sektörü maalesef Mehmet. Bugün yaklaşık 500 bin ton civarında çok büyük bir rakam kuru meyvemizi yaklaşık 1 milyar 600 milyon gibi 610 milyon oldu bu sene gerçekleştirerek sorumluluğumuzu yerine getirdik. Şimdi 2023 yılı kendi içinde çok farklılıklar gösterdi. Başlamakla birlikte malum ülkemizde bir deprem oldu. Bizim kuru meyvemiz de daha çok bilhassa kayasımız deprem bölgesinin içindeydi. Bununla karşılaştık. Daha sonraki süreçlerde 2023'ün mahsulünü alırken de iklimsel şartlarla karşılaştık. İşte Mart ayına kadar yağmur yağmadı. Mart'tan sonra da aşırı yağışlar yağarak ürünü elde etmek zorlaştı. Yani çiftçi arazisine giremedi yağışlardan dolayı. Mücadele zorlaştı ve bize 2023 yılında %25, %30 gibi mahsulde bir noksanlık oldu. Bu üzümde de aynı şeyi yaşadık. Kayısıda da yaşadık, incirde de yaşadık. Şimdi o kadar dinamik bir sektörüz ki bilhassa ihracatımız, çünkü bu yetiştirilen ürünlerin yaklaşık %70'i, %75'i ihracata gidiyor. Dünyanın bütün tüketicilerine sunuyoruz diyor. Biz miktarda kaybettiğimizi değerde kazanarak o %25'lik miktarda kaybettiğimiz oranı değerde tuturarak yine 1 milyar 610 milyonluk rakamını yakaladık. Türkiye çiftçisiyle, ihracatçısıyla, tüccarıyla kendi sistemini kurmak zorundadır. Nedir bu? İhtisas borçlucuların ilerletilmesi lazım. Bizim kuru meyvede ihtisas borçluluğu devreye girmedi halihazırda. Aynı şekilde lisanslı depolarımızın yapılması lazım ve finansmanın bu şekilde desteklenmesi lazım. Eğer biz lisanslı depolarımızı yapar, ihtisas borsasında işlem görürsek bu regülasyon kendi içinde gerçekleşmiş olacaktır. O zaman işte kuru meyve tam bir dünya standardında, dünya şartlarında oluşan bir ürün olacak. Bir pandemi bütün dünyanın gıda ve tarım politikasını değiştirdi. Şimdi bu değişimi bizim hem bir fırsata çevirmemiz gerekiyor, hem de bir ayak uydurmamız gerekiyor. Kuru meyvede %75 ihracatı olan bir ülke olup 110 ülkeye ihracat yapıyorsa bizim de bütün bu ülkelerin standartlarına göre üretim becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Her yıl kendimizi bu limitlere uydurmamız gerekiyor.